Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün annelerimizin de yaptığı o güzel şahane köfteyi beraber yapacağız. Gördüğünüz gibi ekranda güzel köftenin yoğrulma aşamasını tek tek size anlatacağım. Şimdi isterseniz yapım aşamasına geçelim. Evet, öncelikle derin bir kabımıza kıymamızı alıyoruz. Üzerine rendelenmiş soğanımızı ekliyoruz. Suyunu sıkmanıza gerek yok burada. Yumuşak bir köfte yapacağımız için sulu bir vaziyette kalabilir soğanımız. Bu şekilde birazcık ovaladım. Benim kıymam biraz hafif buzluydu. Soğanı ekledikten sonra o yüzden birazcık karıştırdım. Daha sonra üzerine galeta unumu ekledim. Aşağıda açıklamalar kısmında attığım malzemelerin miktarları ayrıntılı olarak yer alıyor olacak. Mutlaka oradan bakın. Bir adet yumurtamızı da üzerine ekledim. Bu şekilde malzemeleri döktükçe yine karıştırmasını sağlıyorum. Gayet yumuşak, çok güzel bir köfte oluyor. Tadı da şahane oluyor. Bu şekilde üzerine de salçamızı ekliyorum. Ben biber salçası kullanıyorum. Evet, baharatlarımızı da şöyle tabakta hazırladım. Üzerine onu da ekledim. Yoğurma aşamasını devam ediyorum. Üzerine doğramış olduğum önceden maydanozumu ekliyorum. Yıkadım ve doğradım. Malzemeleri siz de önceden hazırlarsanız işiniz daha kolay olacaktır. Üzerine de bir diş sarımsağı şöyle çekiyorum. Rendelenmiş şekilde içerisine ekliyorum. Evet, şimdi tüm malzemeleri içerisine eklemiş oldum. Ve bu şekilde karıştırıyorum. İyice karışmasını sağlayın. İçerisine yumurta koymamın sebebi bir arada kıymayı tutmak için mutlaka yumurtayı içerisine ekleyin. Bu şekilde karıştırdım iyice. İsterseniz sabah hazırlayıp akşama kadar buzdolabında streç filmine kaplayıp bekletebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir köfte oldu. İçerisine galeta ununu çok eklemeyin. Bu şekilde kıymanın tadı daha güzel oluyor. Şöyle elimle biraz yaslattım. Ve tepsimize, yağlı kağıt koyduğumuz tepsimize koyuyorum. Bu şekilde 1 cm kalınlığında yaparsanız hem içi daha güzel pişecektir. Daha ince yapmayın. O zaman çok kuru olur. Bu şekilde kalınlık yeterli olacaktır. Tüm köftelerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi 20 adet köfte çıktı. Bu şekilde. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Yanına garnitür olarak patates kullanacağım. Patatesi kesmek için şöyle bir aparat kullanıyorum. Bir şekilde güzel bir garnitür olsun yanına diye. Şöyle ince ince 1 cm kalınlığında patatesimizi öncelikle doğruyoruz. Tabii ki önce yıkadım ve soydum. Daha sonra bu şekilde önce dilimlere ayırıyorum. Düz kenarlı istiyorsanız bu şekilde önce dilimlere ayırın istiyorum. Daha sonra aparat yardımıyla kesip hazırlayabilirsiniz patateslerinizi. Gördüğünüz gibi şimdi inceliğini göstereceğim. Fırında pişmesi için bu incelik yeterli oluyor. Bu incelikte pişerse köfteyle beraber rahatça pişirebilirsiniz. Eğer dilimleriniz tamamen dalgalı istiyorsanız dilimleri bu aparatla kesip daha sonra tekrar dilim halinde kesebilirsiniz. Her tarafı şekilli olacaktır. Gördüğünüz gibi tüm patatesleri de hazırladım. Şöyle köftemi de tepsinin bir kenarına topladım. Kalan boşluğa doğramış olduğum patatesleri yerleştiriyorum. Üzerine de şöyle bir sıvı yağ gezdiriyorum. Çok olmamasına dikkat edin. Sadece yüzeyine gezdirmeniz yeterli yağı. Bir miktar da tuz atıyorum patateslerimin üzerine. Bu şekilde fırında güzelce pişecekler. Şimdi hazır oldu. Fırını önceden ısıtmıştım. Şimdi bunları fırına yolluyorum.
Evet, 180 derecede pişirmeniz yeterli olacaktır. Patatesleriniz ve köfteniz tamamen kızarıncaya kadar 25 dakika civarında pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim köftelerim pişti. Evet, bu şekilde hazırladım. Şimdi servisini yapmak istiyorum. Şöyle yakından da size göstereceğim çünkü. Çocuklarınızın da çok sevdiği köfteler hazır. Şöyle garnitürlerini de yanına ekliyorum. Patateslerimiz de çok güzel pişti. Hem de kızartma tadında oluyor. Şu köftemin içerisini kesmek istiyorum ve size görün. Çok kuru olmadan yumuşacık bir köfte hazırlamak istiyorsanız siz de bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Hoşunuza gittiyse uygularsanız, aşağıda yorum yazarsanız çok sevinirim. Eğer kanalımı da desteklerseniz, abone olup zil butonunu açarsanız mutlu edersiniz beni. Yine ve yeni bir videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.